Yanılma. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle eşler arasındaki problemler ve çözüm yollarından bahsedeceğiz. Bir kere bir ilişkide en önemli nokta birbirini iyi anlamak ve iyi dinlemek olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bir ilişkinin sürmesi için neye ihtiyaç var? Bu çok önemli. Kişinin kendisini tanıması ve partnerini çok iyi tanıması, kendisini çok iyi tanıması bu konuda önemli. Düğümleri çözme aşamasında burada kesinlikle dinleme kuralları ve konuşma kuralları bir kere önemli kriterler olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ilişkide önemli olan sözel olmayan ve sözel olan ipuçlarını doğru bir şekilde değerlendirmek burada çok önemli. Çiftler duygu ve düşüncelerini birbirlerine ifade ettikleri zaman bunlar sözel ipuçları oluyor. Beden diliyle birbirlerine ifade ettikleri zaman bu da sözel olmayan ipuçları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir örnek verelim. Fatma ile Ahmet birbirlerini seviyorlar. Birbirleriyle vakit geçiremiyorlar çünkü çok yoğun bir meslekleri var. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Çok nadir birbirleriyle vakit geçirmek için, işte birlikte bir yemek yemek için, birlikte dolaşmak için çok nadir vakit buluyorlar. Bir gün yine öyle küçük bir alan denk geliyor. Bir cumartesi günü. Fatma diyor ki ben işte bu cumartesi günü alışveriş yapacağım. Sonra senle birlikte bir şeyler yaparız. Yani güzel bir vakit geçiririz diyor işte. Ondan sonra Ahmet de diyor ki tamam birlikte alışveriş yapalım diyor. Fatma buna ses çıkarmıyor. Ama Fatma içinden düşünüyor ki ben alışverişi kendim yapmak istiyorum. Yani kendim yapmam gereken, tek başına olmak istediğim şeylerde hep bana müdahale ediyor. Buna izin vermiyor. Tek başına yapmak istiyorum alışveriş şeklinde bir düşünce geçiyor aklından. Ama bunu Ahmet'e hiçbir şekilde dile getirmiyor. Sadece susuyor o birlikte alışverişe gidelim deyince. Ahmet de diyor ki ben hani ufacık bir fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum birlikte vakit geçirebilmek için. O bende bir alışverişe bile gelmek istemiyor. Baksana hiçbir şey söylemiyor, sessiz duruyor diyor. Halbuki burada Fatma sadece alışverişte kendisi olmak istedi ama diğer yapacakları faaliyetlerde bir arada olmak istedi. Şimdi iki tarafta birbirlerine bunu iyi bir şekilde ifade etmedikleri için ilişkide ne oluyor? Yanlış anlaşılmalar ya da iletişim kazaları olabiliyor. Sözel olan, sözel olmayan ipuçlarını farklı şekilde algıladığı için problemler meydana geliyor. Evet, bir ilişkinin sürmesi için neye ihtiyaç var konusunda şöyle söylenebilir ki çiftler birbirlerini çok iyi tanımalıdırlar ve karşılıklı olarak sevgi, saygı, fedakarlık, sadakat bunlar çok önemli unsurlardır. Genellikle iletişim kazaları, kullanılan dil ya da dediğimiz gibi sözel olan, sözel olmayan ipuçlarının yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Kişi hep sen diliyle konuşuyor. İşte sen şöylesin, sen böylesin, senin yüzünden oldu. Dikkat ederseniz hep sen kelimesi. Bu yargılayıcı ve suçlayıcı dil son derece tehlikelidir. Genellikle çiftler arasında değil sadece normalde çift olmayan arkadaşlar arasında ya da diğer iş ilişkisinde olan kişiler arasında da ne yazık ki kullanılan bir dil olarak karşımıza çıkıyor. Ya bu iletişim kazalarının en çok görülebildiği ve en çok da ilişkilerde çatışmaya neden olan durumlardan bir tanesi aslında. Burada çiftler arasındaki beklentiler de tabii ki önemli bir nokta. Çiftler birbirlerinden tanımadıkları özellikleri fark edebiliyorlar. Daha önce görmedikleri özellikleri fark edebiliyorlar ilerleyen zamanlarda. Çünkü flört döneminde ve ondan önceki arkadaşlık döneminde bazen bu noktalar görülmeyebiliyor, fark edilemeyebiliyor. Daha sonrasında sanki kişiyi yeniden tanıyormuş gibi bu özelliklerin olduğunu fark ediyor kişi. O zaman diyor ki sen böyle değildin, değiştin. Aslında değişmedi. O özellik onda hep vardı. Sadece görmedik. Farkındalık çok önemli. Birbirini çok iyi tanımak önemli. Tabii ki kişi böyle hani yarışmaya katılacak gibi benim özelliklerim şöyle, şunlar böyle, bunlar böyle deyip karşı birbirine anlatmak değil sadece olay. Gelişen olaylarda mesela kriz dönemlerinde karşımızdaki kişi nasıl davranıyor, nasıl problemler var ve bu problemlere nasıl çözümler üretiyor? Tabii ki zamanla tanımak diye de bir nokta var. Ama farkındalık çok önemli. Hani sen sonradan değiştin durumu aslında onda var olan bir özellik olmuş oluyor. Ya da şöyle oluyor, bir duruma farklı bakış açısıyla bakıyor. Biz kendi bakış açımızla baksın diye düşünüyoruz. Ama onun bakış açısı farklı, farklı düşünüyor, farklı algılıyor. Kendi bakış açımız gibi bakmasını beklediğimiz için işte tam da söylediğimiz nokta beklenti
Orada da yine ne oluyor tabii ki? İlişkide çatışmalar meydana geliyor. Şimdi düğümleri çözme aşaması vardı biliyorsunuz. Çiftler arasındaki, eşler arasındaki problemler ve çözüm noktalarında düğümleri çözmekten neyi kastediyoruz? Şimdi tek başına mücadele etme, aralardaki iletişim kazalarını ne yapılırsa yapılsın bir türlü üstesinden gelinemediği zaman tabii ki bir uzman desteği almak gerekiyor. Bizlerden yardım almanız gerekiyor bu noktada. Çünkü üçüncü bir göz, üçüncü bir bakış açısı burada çok önemli. Ve çiftler arasındaki var olan problemin zeminine inmek gerekiyor. Yani yüzeydeki problemi siz sadece değerlendiriyor olabilirsiniz. Tabii ki bunun altında yatan ve hatta ta çocukluk döneminden gelen problemler bu ilişkilerimizi tetikliyor olabilir. Hatırlarsanız bağlanma modellerinden bahsetmiştik. Güvensiz bağlanma, kaygılı ve kaçınmacı bağlanmadan. Sırf bu bağlanma türünden dolayı ileriki ilişkilerinde sorun yaşayan kişiler olabiliyor ki zaten çocukluk dönemimizde geliştirmiş olduğumuz durumlar bizim diğer ilişkilerimizi de etkilemiş oluyor. Erken dönem uyumsuz şemalardan bahsetmiştik. Tabii ki bu problemlerin çözümlenmesi çok önemli. Bir de iletişim dili çok önemli. İletişim kazalarının olmaması açısından birbirlerini yanlış anlama, yanlış algılama durumları da söz konusu. Tabii ki bu iletişim kazalarından da kaynaklanıyor olabilir. Ya da kişinin mizacı çok kaygılıdır. Bundan dolayı da bu şekilde farklı olumsuz bir bakış açısıyla olayları değerlendiriyor olabilir. Ucuca eklenmiş sorunlar olabilir. Düğümleri çözmek için bu noktada uzman desteği gerekiyor. Tabii ki öncelikle çiftlerin yapabilecekleri dediğimiz gibi farkındalık burada çok önemli. Bu olayı burada nasıl çözebilirim? Şimdi o gün çözemediniz, tartıştınız. Üzerinden çok fazla zaman geçmemek kaydıyla bir sonraki zamanı ertelemek burada çok önemli. Tam uyuyacağınız zaman ya da birlikte güzel bir vakit geçireceğiniz zaman, örneğin birlikte bir akşam yemeğine çıkacaksınız birlikte, o problemi orada çözmenin bir manası olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu problemi orada çözmeye çalışırsanız yapacağınız motivasyonel aktiviteyi de etkileyecektir ve ne olacak? O problemi daha çok çözülmeyecek hale getirecektir. Bu yüzden problemi çok fazla üzerinden zaman geçmeden bir sonraki aşamada çözmeye çalışmak çok önemli. Problemi çözmeye çalışırken, çözümler üretmeye çalışırken tabii ki burada bakış açılarını değerlendirmek çok önemli. Ya bak sen bu konuda böyle düşünüyorsun ama bir de benim düşüncemi dinle. Benim düşüncem de bu şekilde. Ne dersin? Sen benim düşünceme katılıyor musun? Şeklinde geri bildirimler, geri dönütler almak tabii ki de burada çok önemli. Ne diyoruz? Her zaman sağlıklı iletişim, empatik dinleme, etkin dinleme. Evet, dinleme kurallarından bahsetmiştik. Ne yapıyoruz? Dikkatle dinliyoruz. Dinlediğimizi fark ediyoruz öncelikle. Sözü kesmiyoruz karşı tarafın sözünü kesmeden. Dikkatle dinledikten sonra dinlediğimizi fark ediyoruz. Dinlediğimizi yansıtıyoruz. Bu şekilde söylemek istediğin değil mi? Ve dinlediğimizi özetliyoruz. Evet, iletişim kazalarına, problemlere yol açmamak için nasıl ki dikkatli bir şekilde dinliyorsak kendimizi ifade ederken de aynı şekilde yüksek farkındalıkla kendimizi ifade ediyoruz. Böyle çok anlamlı sorular, yerinde sorular sormak gerekiyor. Tabii ki karşı tarafın sözünü keserek çapraz kontrol diyoruz biz ona. Karşı taraf tam anlatmaya başlıyor. Oradan bir şey öğrenebilmek için sorusunu soruyorsunuz. Ne oluyor? Sözü kesilmiş oluyor. Konu dağılıyor. İletişim kazalarını yol açmış oluyoruz. Sessizliğe izin verin. Bazen aralarda susmalar oluyordur. Buna izin vermek gerekiyor. Genellikle sessizliği kabul ettikten sonra karşı taraf tekrar kendisini ifade etmeye başladığında yine etkin bir şekilde dinlemek ve yine konuşması bittikten sonra yine dikkatli bir şekilde kendimizi ifade etmek çok önemli. Bunlar neden önemli? Konuşma kuralları dediğimiz bir problemle karşılaşabiliyoruz genellikle çiftler arasında ki bu da duygusal çatışmalara, iletişim kazalarına, birbirini yanlış anlamaya yol açıyor. Sonra diyorlar ki, aa evet ya bak sen bunu demek istememişsin aslında ben öyle anlamışım. Niye öyle anladı? Çünkü orada farklı bir ortam oluştu.
farklı bir iletişim kazası oldu orada. Anlatırken bir problem oldu, dinlerken bir problem oldu. İki problem ne oldu? Tabii ki iletişim kazasını doğurmuş oldu. O yüzden hem dinlerken hem de kendimizi ifade ederken yüksek farkındalıkla dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, bugün eşler arasındaki problemlerden ve çözüm yollarından bahsettik aslında. Düğümleri çözmek dediğimiz nokta tam da bu. Problemi fark etmek, problem için alternatif çözümler üretmek, çözümleri hayata geçirmek çok önemli. Evet, sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da doktor takviminden sorabilirsiniz. Randevu almak isterseniz de YouTube kanalımın açıklama kısmında ya da videoların altında, yeni eklediğim videoların altında mevcut randevu bilgileri, aynı zamanda sosyal medyada da zaten randevu bilgilerini bulabilirsiniz. Yakında Instagram canlı yayınları yapmaya devam edeceğim. İstediğiniz bir konu olursa ya da bağlanıp soru da sorabilirsiniz. Mesaj üzerinden de Instagram'ın soru sorabilirsiniz. Bu şekilde güzel yayınlar gerçekleştireceğiz uygun olduğunda. Peki, o zaman kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum sizlere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.